Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan gerçekten merhaba. Sizler için birbirinden ilginç göz yamuşması ile ilgili fotoğraflar derledim. Hadi gelin videomuza göz atalım. Kedilerden korkun. Siz onları tuhaf yerlerde, ilginç şekillerde keserken aslında onlar da güçlü kaslarıyla sizleri kesmekte olabilirler. Dikkatli olmak lazım. Yunus mu bu ya? Tam emin değilim ama bir balina türüne benzettim ben. Her neyse, bırakın six pack'i, 16 pack'i var bu arkadaşında. Ağzımızı yüzümüzü sular vallahi bunlarla. O ne lan? Gibisinden bir tepki verdiyseniz her şey yolunda demektir. Tuhaf bir yaratığa benzettim ben de sizler gibi. Meğer tokaymış. Çok iyi fikir değil mi ya? Eğer kırık bir gözlük bulursam kesin deneyeceğim bunu da. Tabii bir de böyle kocaman bir dönme dolap bulmam lazım galiba. Kesinlikle çok hoş bir görüntü. Minnak köpek ve minnak yavrucak kendilerine sıcacık bir yuva bulmuş diyeceğim de sanki çocuk daha minnak gibi, ne dersiniz? Kedileri hem seviyoruz hem de korkuyoruz değil mi? Şahsen bana karışık duygular yaşatıyor bu keratalar. Ne yapacağız bunlarla böyle bilmiyorum vallahi. Nasılsa ama süper bir şekil yapmamış mı bu genco kardeşimiz? Gerçi fotoğrafı çeken arkadaşı da tebrik etmek lazım, iyi denk getirmiş. Allah bilir kaçıncı denemede çekmişlerdir. İşte bu ya, aradığım zeka seviyesi kesinlikle bu. Bana bir kekle kayayı bir araya getirecek insanlar lazım. Şaka bir yana, harbiden güzel fikir. Seviyorum böyle psikopatları ya. İş yok, güç yok, böyle acayip şeylerle uğraşıyorlar dememek lazım. Çünkü dünyayı değiştiren insanlar genelde böyle marjinal kafadakiler oluyorlar. Bak, fikir çok güzel. Güzel de denk getirmişler ama bence arkadaş duvara daha yakın olmalıydı. O zaman kolu küçük kalmazdı diyorum. Ne diyorsunuz? Bu hanım ablamız bey abilerimizi parmaklarına takmış gezdiriyor ve hatta bize şov yaparak da gösteriyor neler yaptığını. Bu görselle ilgili çok ilginç bir durum var dostlar. Baktığımız fotoğraf aslında siyah beyaz. Üzerinde kıyafetlerin renklerine göre çekilmiş çizgiler var. Böylece biz görselleri renkli olarak algılıyoruz. Nokta halinde olunca bu renkler renkli algılamamaya başlıyoruz ufaktan. Bu da fotoğrafın orijinal hali. Ne düşünüyorsunuz bu göz yanılsaması hakkında? Çok merak ediyorum. Hepsinden öte böyle tarihi fotoğrafları renkli algılamamız için harika bir teknik gibi geldi bana. Bu psikopat abimiz kimdir ve neden böyle tuhaf duruyor isimli bir çalışma ilan ediyorum bu görseli. Kafanızı ters çevirin, foyası çıkacak ortaya. Çok güzel düşünülmüş ve uygulanmış ama birkaç rötuşa ihtiyacı var gibi. İşte o zaman tam kafa karıştırıcı olurdu. Böyle kardeşlerimiz de var. Bacaklarını ta bilmem nerelere kadar uzatabilen. Hani utanmasa ekranın dışına kadar uzatacak yani bize. Aç bakayım ağzını. Sana bulutlardan pamuk şeker yaptım temalı çalışmamız bu da. Ne diyorsunuz? Bence gayet başarılı. İnsanları zor durumda bırakmayın arkadaş. Sonra dağlara, bayırlara, piramitlere tırmanmaya çalışıyorlar böyle. Bu arada kafanızı bir sola çevirip bakın derim. Bu arkadaş kafa karıştırma işine kendini ileri düzeyde adamış kesinlikle. Hem zeminle kamufle olmuş hem de optik illüzyon yaratmış. Daha ne olsun. Bir üzüm salkımı için bu kadar uçmaya gerek var mıydı diye sormamak lazım. İcabında bir trek 50 kuruş için bile her şeyi feda edebilir. Şaka bir yana, eğlenmişler bayağı. Açıkçası benim son zamanlarda gördüğüm en ilginç göz yanılsamalarından bir tanesi.
korkunçlu kız gibi görünen şey aslında yan yana asılmış parça kıyafetlerden oluşuyor. Bak şimdi, birisi bir ihbarda bulunmuş çatıdan birinin atlayacağına dair. Polis bey abimiz de olay yerine hemen intikal etmiş ve geldiğinde de sağ taraftaki manzarayla karşılaşmış. Basitlikte zarafet vardır diye boşuna dememişler. Bey abimiz ne güzel avucundan ışıklar saçıp virüsleri, koronaları öldürerek dünyayı güzelleştiriyor öyle ama. Hoş bir kare oluşturmuş sahilci arkadaşlar da. Bence zemin birazcık daha pürüzsüz olsaydı o zaman bundan logo bile çekerdi bunlar. Eğer İstanbul'da yaşadıysanız Kadıköy'deki boğa heykelini mutlaka görmüşsünüzdür. Yolunuz düşerse böyle artistik pozlar verin, bak elin oldu neler yapıyor. Gerçekten gözlerim yandı bunu görünce be. İlk birkaç saniye kavrayamadım ne olduğunu, bakar bakmaz fark edenler varsa gerçekten helal olsun ve itiraf etsinler hemen. Ya işte böyle artık virüs yüzünden birbirimize sarılamıyorken kalkıp böyle evlere sarılan insanlar da var aramızda. Tabii temas etmeden. Bu optik illüzyon gerçek anlamda insanın başını döndürüyor. Bunun 2 boyutlu olanı vardı, şimdi 3 boyutlu şekilde yeniden tasarlamışlar, daha etkili olmuş. İcabında bir vinçle nişan alınıp ateş de edilebilir. Her şey bir şeyi ne kadar istediğinizle alakalı değil mi? Bakın bey abimize hayalini gerçekleştiriyor ne güzel. Yok ki bizim buralarda böyle göz yamıştıran sokak sanatçıları. Biz de gördüğümüz yerde atalım kendimizi yani, ne olmuş? Bir sanatçı arkadaşımız da alelade fotoğrafları ilk baktığında aklına gelen ilk şekliyle yeniden çiziyor bizler için. Hoş değil mi sizce de? Bu nedir ya? Kaç kişi var orada? Bırak kişiyi, kaç bacak var orada arkadaş? Çözebilen varsa heykelin olayını bizle de paylaşırsa sevinirim. İnanmak başarmanın yarısıdır. Diğer yarısı da yapıyormuş gibi göstermek bence. Bu bey abimiz de kendini tellere ve raylara sabitlemiş mesela, inanarak. Sen diyor. Uzaklardan bir ses ama cümlenin devamını getirmiyor. Sizce ne demeye çalışıyor bu parmak bey amcamıza? Devamını siz getirin. En çok da işçiler eğlenmeyi biliyor ha. Belki çok çalıştıklarındandır bilmiyorum ama çok yaratıcı şekilde görseller oluşturdukları kesin. Hanım kızımızın uçmak gibi bir hayali varmış. Bakmış ki hep hayal olarak kalacak bu durum. O yüzden illüzyonla da olsa uçmuş gördüğünüz gibi. Bulutlardan pamuk şeker yapan hanım kızımızdan da yola çıkarak galiba bulutları tatlı işlerinde kullanmayı seviyorlar. E bu da güzel olmuş. Dondurma işte ne güzel. Bu necedir dostlar? Buradaki optik illüzyonu gerçekten çözemedim. Adamın kafası bildiğiniz kaybolmuş. Nasıl oluyor bu durum? Neymiş abiler ablalar? Manyak olmak için koskoca meydanı boyamak gerekiyormuş. Hem de öyle sıradan şekilde değil, göz yamıştırıcı şekilde boyamak gerekiyormuş. Bize şekilli şukullü görünen şeyin ardındaki optik illüzyon da işte bu dostlar. Tabii sanatçımız ve yardımcıları eserleriyle beraber poz vermekten de geri durmamışlar, haklı olarak.
İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.